Yıl sonunda bir örtülü sermaye kullanan kurum, borç kullanan kurum var, bir de borç veren kurum var. Şimdi borç kullanan kurum, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizleri ve diğer ödemeleri ne yaptı? Kanunun kabul edilmeyen gider yazdı. Kurumlar vergisi matrahına ekledi. Borç veren kurum için elde ettiği faiz geliri kayıtlarından ne olarak duruyordu? Faiz geliri olarak, değil mi? Vergi matrahının içine girmişti. Şimdi borç alan kurum bunları kanunen kabul edilmeyen gider yazdı. Borç veren kurum da borç verdiği tutar üzerinden tahsil ettiği faiz de onun içinde olacak, kar payı olarak değerlendirilecek yıl sonunda. Dolayısıyla borç veren kurumun da tahsil ettiği faiz geliri artık faiz geliri değil, ilişkili kişiden iştirakinden elde ettiği kar payı olarak iştirak kazançları istisnasından yararlanacak. Bu da ne yapacak? Kurumlar vergisi hesabında iştirak kazancı istisnası yer alıp vergi matrahından indirecek. Şirketin ortakları kimler olabilir? Şimdi varsayılan kar dağıtımı diyoruz, değil mi? Bir şirketin ortağı gerçek kişi olabilir, tam mükellef gerçek kişi olabilir, tam mükellef kurum olabilir, vergiye tabi olmayan kurum olabilir, değil mi? Dar mükellef kişi olabilir veya dar mükellef kurum olabilir. Bir sürü opsiyon var. Bundan her birine bakacağız. Bu kişiler kar dağıtımı elde etseydi, normalde kar payı elde etseydi, ne uygulama yapacak idiysem aynısını örtülü sermayede de yapacağım. Yani diyelim ki bir şirketin bu saydığım bütün ortaklarından var. Birer tane veya ilişkili kişisi var ve hepsinden borç aldı. Şimdi gerçek kişiden borç aldı. Aldığı borç örtülü sermaye, ödediği faiz yıl sonunda kar dağıtım sayılacak, değil mi? Ne yapacağım? %15 kar dağıtım stopajı yapacağım. Nasıl yapacağım? Net tutarı bürütleştirerek yapacağım. Dar mükellef kişi olsaydı, Antonio olsaydı mesela, değil mi? Dar mükellef gerçek kişi. Ona yapacağım kar dağıtımı stopajı da ne olacaktı? %15 olacaktı. Dar mükellef kurum olsaydı, işte BP PLC mesela, British Petrol, kar dağıtıyorum, dar mükellef kurum. Ona da %15 stopaj yapacağım, değil mi? Sadece Türkiye'de tam mükellef kurum elde ediyor ise ona kar dağıtım stopajı yapmayacağım. Çünkü stopaj kapsamında değil. Değil mi? Ona stopaj yapmıyorum. Diğerlerine %15 stopaj yapıyorum. Stopajı bürütleştirerek hesaplıyorum. Netten bürüte gidiyorum. Ne kadar kar dağıtım stopajı çıkıyorsa o stopajı muhtasar beyannameyle, aralık dönemine ilişkin muhtasar beyannameyle Ocak ayında beyanıp ödüyorum. Bunun hesabını da aralık sonunda yapmak lazım. Burada bir tane dikkat edilmesi gereken soru var. Şimdi diyelim ki demin verdiğim örnekte BP PLC Türkiye'deki şirkete borç verdi. Faiz ödüyor Türkiye'deki şirket yurt dışına. Ne yapacak faiz ödemesinden? Ne stopajı? Menkul sermaye, değil mi? Faiz öderken stopaj yapacak. Yüzde kaç? %10 stopaj yapacak. Yıl içinde. Faiz ödemesi üzerinden %10 stopaj var, değil mi? %10 stopajı yaptım geldim. Yıl sonunda örtülü sermaye dedim. Ödediğim faizler kar dağıtım stopajı oldu. Kar dağıtım oldu. Kar dağıtım stopajına tabi tutacağım. Nasıl yapacağım? Tebliğde hiç açıklama yok maalesef. Burada şöyle yapmak lazım. Mükellef kendi kendine düzeltme yapabilir mi? Yapamaz. Düzeltme nasıl olur? Vergi usulü kanunundaki düzeltme hükümlerine göre olur, değil mi? Dilekçeyle başvurursunuz. Maliye Bakanlığı, Vergi İdaresi inceler, düzeltmeye olur verir. Ondan sonra düzeltme fişi keser kendisi. Onun için burada çok ihtiyatlı davranmak lazım. Yıl içinde ödenen faizin bürüt tutarı. Diyelim 100 lira bürüt faizde 10 stopaj hesapladım, 90 net ödedim yıl içinde. Yıl sonunda kar dağıtımı örtülü sermaye üzerinden hesaplanan kar dağıtım sayıldı. Ne yapacağım? 100 lira bürüttü, değil mi? 100 lira bürütü yukarı hesaplamak lazım. 100'ü gross up edip bürütleştirir. %15 stopajı yukarıya doğru hesaplayıp, kar dağıtım stopajını hesaplayıp vergi idaresine ödemek lazım. Sonra da başlangıçta ödenen stopajın düzeltmesini isteyip mahsup taleminde bulunmak lazım.
Bu konu gerçekten açıklamaya muhtaç. Bu konuda ihtiyatlı davranmak lazım. Bakanlığın açıklaması gereken fakat henüz açıklamadığı konulardan bir tanesi. Bir tane mukreza vermiş. Onda da mahsup işlemi yapılır demiş ama nasıl yapılır, ne zaman yapılır, nasıl brütleştirilecek, nereyden mahsup edilecek hiç açıklamamış. Evet. Şimdi bir borcu kullanan kurum var dedik. Kanunen kabul edilmeyen gider yazıyor. Bir de borç veren kurum var. İştirak kazanç istisnasından yararlanacak. İştirak kazançları istisnasından ne zaman yararlanacak? Borç alan kurum beyannamesini verecek, vergilerini ödeyecek, vergisi kesinleşecek. Ondan sonra kendisi bir düzeltme beyanıyla bu iştirak kazançları istisnasına yararlanabilecek. Kanun metni diyor ki, beyan edilen vergilere kesinleşmiş olması şarttır. Kesinleşmiş olması ne demek bir verginin? Beyannameyi vereceksiniz. Beyannameyi verdikten sonra ihtirazi kayıt olmayacak. İdare tarafından tahliye edilmiş bir vergi ise dava açmamış olacaksınız. Yani hukuken tahliye edilen vergiler üzerinde hiçbir itiraz olmayacak, kesinleşmiş olacak. Yani hukuki hiçbir takibat olmamış olması lazım. Beyannamenin beyan döneminin geçmiş olması lazım. İhtirazi kayıt olmaması lazım. İndirim, uzlaşma vesaire hiçbir şey olmaması lazım. Kesin verginin kesinleşmiş olması lazım. Evet. Mesela örneklerimiz var. Birkaç tane örnek koyduk. İlk örneğimiz şirketin dönem başı öz sermayesi 100 bin lira. %2 oranında hissedarı Güven Bank var. Bundan 700 bin lira borç almış. İlişkili kişi, gerçek kişi Ali Özden 120 bin lira. Ve bu borçlar içinde sırayla 70 bin lira ve 13 bin lira faiz ödemiş. Şimdi hesaplamayı nasıl yapacağız? Ortaklarda hissedarlık sınırı var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Tamam, güzel. Yani tek bir hissesi bile olsa aldığı bütün borç örtülü sermaye kapsamında. Onun için burada Güven Bank'tan %2 hissedar olmasının hiçbir önemi yok. Aldığım borcu örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alacağım. Ne kadarını dikkate alacağım? %50'sini. 700 bin aldı. Ben ona hesaplamada 350 bin diye dikkate alacağım. Ali Özden 120 bin lira borç almıştı. Tamamını. Güzel. Şimdi Güven Bank'tan 700 bin lira borçtu. 2'ye böldük 350 bin. Faize 70 bin liraydı. Değil mi? Ama yarısını dikkate alıyorum. Faizin de yarısını aldım. 35 bin lira. Ali Özden aldığım borcu ve faizini aynen koydum. Toplam borç ne kadar? 470 bin lira. Örtülü sermaye sınırı kaç lira? 300 bin. 100 binin 3 katı. Örtülü sermayem ne kadar? 170 bin. Tamam. Şimdi orantı yapıyorum. Neyle neyi oranlıyorum? 470 bin lirada toplam 48 bin lira faiz varsa 170 bin lirada kaç lira faiz var? Hesaplıyorum. 17.362 çıkıyor. Sonra bu faizi de Güven Bank ve Ali Öz bazında hesaplıyorum. Tamam. Niye hesaplıyorum? Bir banka kurumun bankaya ödeyeceği faizde yıl sonunda ne olacak? Kar payı sayılacak. Stopaj olmayacak. Niye? Kurum çünkü. Kurumlar vergisine tabi. Ali Öz gerçek kişi olduğu için ona ödediğim faizde stopaj olacak. Onu da grupleştirerek kar dağıtım stopajı hesaplayacağım. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örnekte Helin Aşe dönem başı öz sermayesi 100 bin lira. %51 oranında hissedarı var. Yurt dışında. ICC Company. Bundan vadeli mal alıyor. Bunu geçen dersin içinde anlattım aslında. 2009 yılında mal alıyor 140 bin lira. Malı aldığı tarihteki kurlar dikkate alınarak borç tutarı 190 bin lira olsun. Yıl sonunda 320 bin liraya ulaşıyor. 2009 yılında bu borcu ne yapıyorum? Örtülü sermaye hesabına hiç dikkate almıyorum. Çünkü alındığı tarihteki kurlar dikkate alınarak 190 bin. Örtülü sermaye sınırı ne kadar bir örnekte?
300 bin lira altında kaldığı için hiçbir işlem yapmıyor. 2010 yılında bu borcunu ödeyememiş, kurlar daha da yukarıya çıkmış, 45 bin liraya ulaşmış. Şimdi 2010'da borç tutarım ne kadar? 320 bin. Kaç liraya ulaşmış? 345 bin. Ne kadar kur farkı var? 25 bin lira. Şimdi ben borcumu 320 bin lira olarak 2010 yılı için benim borcum artık örtülü sermaye kapsamındaki 320 bin lira. Tamam mı? Örtülü sermayem ne kadar? 20 bin lira. Öz sermaye 100 binde 3 katı 300 bin. Borcun örtülü sermaye aşan kısmı 20 bin lira. Şimdi yine orantı yapıyorum. Borç 320 bin lira. 320 bine tekabül eden kur farkı 25 bin lira. Örtülü sermayem 20 bin lira. 20 bine tekabül eden ne kadar? 1562 lira. 1562 lirayı kanunen kabul edilmeyen gider yazıyorum. Kur farkını ekliyorum. Kâr dağıtım stopajı yapıyor muyum? Yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Ödeme yok. Tamam. Kâr dağıtım stopajı fiilen ödenen tutarlar üzerinde yapılır. Kur farkı ödeme sayılmıyor. Ödeme değil. Adam sattığın malın ana parasını geri alıyor. Evet. Üçüncü örnek. Bu örnek bir numaralı kurumlar vergisi tebliğinde var. Ama gayet güzel bir örnek. Çok açıklayıcı, çok güzel. Onun için onu aynen aldık. Dönem başı öz sermaye 100 bin lira. 2009 yılında bir ortağına ait borç tutarı 700 bin lira. 70 bin lira faiz gideri var. Örtülü sermayem ne kadar? 400 bin lira. Değil mi? 300 bin aşan kısmı. Ne yapıyorum? Yine örtülü sermayeye isabet eden faizi orantı yoluyla buluyorum. Ve burada diyorum ki 40 bin lira faizdir. Bunda ne yapılıyor? Kâr dağıtım stopajı yapıyor. Çünkü bu örnekteki ödenen şey ne? Faiz. Kur farkı değil. Bir öncekindeki kur farkıydı. Kâr dağıtım stopajı yoktu. Bu faiz olduğu için, gerçek ödeme olduğu için kâr dağıtım stopajı bunda var. Şimdi bu hesaplamada önemli bir nokta var. Diyelim ki yıl sonuna geldiniz Aralık ayına. Dediniz ki ortağın, mükellefinizin örtülü sermaye durumu var. Faiz giderini, kur farkını hesapladınız, kanunen kabul edilmeyen gider yazdırdınız. Ama faiz ödemesi yapmadı şirket. Parası yoktu, yapmadı. Kâr dağıtım stopajı yapacak mısınız? Cevap, yapmayacaksınız. Niye? Kâr dağıtımı gerçekleşmedi. Fiili dağıtım aranıyor. Burada ince bir nokta var. Maliye Bakanlığı bunu tebliğiyle koymuş. Diyor ki eğer mükellef diyor kendi hesaplarında kanunen kabul edilmeyen gider yazmazsa, faiz ödemesi yapmamış bile olsa ben bulduğumda onu incelersem, inceleme elemanları incelerse kâr dağıtım stopajını tarif ederim diyor. Burada ince bir nokta var. Bu ayrım kanunda yok ama Maliye Bakanlığı'nın yorumu, ona da dikkat etmek lazım. Yani siz kendiniz mükellefinizi uyarırsanız, yıl sonunda faiz ödemesi yapmadan kanun kabul edilmeyen gider yazdırırsanız kâr dağıtım stopajı yapmıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ne zaman faizi öderse ödediği ayda yapıyorsunuz. Bir örneğimiz daha var. Ben demin yanlış söyledim. Bu örnek tebliğdeki örnekti. Bir önceki değil. Şimdi Türkiye'de kurulu bir şirket ortaklarından ve ilişkili kişilerden borçlar alıyor. Neler alıyor? Gerçek kişiden 100 lira, ortak B'den arsasını teminat göstererek 200 lira, yine başka bir ortak kişiden 150 lira, kurumun ortağı D bankasından 1000 lira, bir de iştirakinin bir bankadan alıp kendisine aktardığı bir borç var. Şimdi bunlar hangileri örtülü sermaye kapsamına girer girmez diye bakmamız lazım. İlk örnek. Gerçek kişi ortaktan almış. Tamamı giriyor değil mi hesaplamaya? İkinci örnek. Ortak B'nin arsasını teminat göstererek X kişisinden, Y kişisinden aldığı borcu aynen getirmiş. Bizim söz konusu kuruma borç olarak koymuş. Bunu dikkate alacak mıyız? Almayacağız.
Arsası nedir? Arsa. Arsa nakit değildir. Gayri nakdi teminattır. Onun için bunu hiç dikkate almıyorum. İşin özüne bakacağım. Aslında bu borç ortaktan verilen bir borç değil. Bay Y'den, ilişkisiz birisinden alınan bir borç. Bunu hiç dikkate almıyorum. Yine bir başka ortaktan aldığı borç var 150 lira. Bunu aynen alıyorum. Kurumun ortağı olan D Bankası'ndan 1000 lira borç. 150'sini alıyorum. Burada neye bakıyorum? Herkese kredi veriyor mu bu banka? Gerçekten banka mı? Evet, gerçekten banka. Herkese kredi veriyor. O zaman 150'sini alıyorum. Diğeri, iştirak H, E Bankası'ndan alıyor. İlişkisiz bir bankadan alıyor ve aynen kredi yansıtıyor. Bunu hiç almayacağım, evet. Bunu hiç dikkate almıyorum. Ne kaldı geriye? A'dan alınan 100 lira, C'den alınan 150 lira, D Bankası'ndan alınan 500 lira. Toplam 750 lira kapsam içine giren borç var. Bunun ne kadar örtülü sermaye? 450 lirası. Dönem başı öz sermaye 100 liraydı. 3 katı 300, 750 borç almıştım. 450 lirası örtülü sermaye. Yine aynı şekilde her bir borç için ödenecek faizi hesaplıyorum. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan. 60-90 örtülü sermayeyi hesaplıyorum. 60-90 300 lira. Sonra bunlar için sadece örtülü sermaye isabet eden faizleri hesaplıyorum. Tamam, 5 lira, 10 lira, 100 lira. Bunlar hangileri stopaja tabi, hangileri değil? A ve C gerçek kişi, gerçek kişilere ödenenler kar dağıtım stopajına tabi. Bankaya ödenen 100 lira faiz kar dağıtım stopajına tabi değil. Şimdi gerçek kişiler, A ve C kişileri gerçek kişiydi. Gerçek kişiler rekar dağıtım stopajı yapıldı. Gerçek kişiler ne yapacaklar bunu? Menkul sermaye iradı olarak yıl sonunda yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edecekler. Aynen kar payı elde etmiş gibi. 1 bölü 2'sini istisna yapacak. Kalan yarısını beyannameye ekleyecek. Onun üzerinden vergisini hesaplayacak. Hesapladığı vergiden de yapılan stopajın tamamını düşecek. Bunu yaparken de, beyannameyi verirken de menkul sermaye iratları için beyan sınırını aşıp aşmadığına bakacak. Beyanname sınırı var, verme sınırı. Diğer bütün gelirleriyle beraber dikkat alacak, tek başına değil. Geçiyorsa beyanname verecek. Evet, ben şimdi Aysel arkadaşıma bırakıyorum. O transfer fiyatlandırmasıyla devam edecek. İsmim Aysel Hatipoğlu. İstanbul Üniversitesi Yasal Bilgiler Kamu Yönetimi bölümü 1990 yılında. Genç gösteriyorum herhalde, değil mi? Büroculuktan geliyorum. 4,5 yıl bu işe büroda başladım ve bundan her zaman da gurur duymuşumdur. Hem alaylı hem de mektepli tarafında bulunduğum için de bu mesleği severek yapıyorum. Büroculuktan sonra da iş denetime geçtim ve yaklaşık 21 yıldır da iş denetimdeyim. İş denetimdeyim ama içinde halka açık şirketimiz var. Bu nedenle kurumsal yönetim ilkeleri, transfer fiyatlandırması ve holding şirketi olduğu için de bizleri çok ilgilendiren konular. Onlarla ilgili hem mesleki tecrübelerinden hem iş hayatındaki tecrübelerinden size çok kitabi değil, biraz daha kısa anlatma taraftarıyım, bilmiyorum ne dersiniz. O yüzden de bugün gelenlerin hangi amaçla geldiğini bilmek istiyorum ben de. Biz transfer fiyatlandırması raporunu öğrenmek için geldik diyen var mı? Rapor için gelenler. Bir göreyim. 2, 3, evet rapor için 4, 5, 6. Biz ek 2 için geldik. Nasıl dolduracağız bunu merak ediyoruz diyen var mı? Yok, ek 2. Biz... Peki geri kalan için geldi, birkaç kişi söylerse sevinirim, evet. Çünkü bayağı bir parmak kalkmadı. Bugün hava soğuktu, sıcak diye geldik diyen varsa. Pekala.
çok yardımcı olmadınız ama demek ki örtülü sermaye için geldiniz. Anladım, evet. O zaman ben oturuyorum. 6 kişiyle biz ayrıca görüşelim. Peki, devam edelim. Evet, derseniz paylaşabilirim. Evet, buyurun. Yok, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Onu bileyim. Çünkü eğer özellikle geldiğiniz bir konu varsa o tarafa ağırlık vermek istedik. Yoksa genel çerçeveyi zaten anlatacağız. Evet, transfer fiyatlandırması nedir? Uzunca bir süredir hayatımızda transfer fiyatlandırması 1-1-2006'dan beri. Yasal düzenlemeleri biliyorsunuz. Kurumlar Vergisi Kanunu'yla çerçevesi düzenlendi. Daha sonra direkt konuyla ilgili tebliğ çıktı. Bir numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde zaten detay açıklamalar vardı. Ardından da 2010 yılında rehber yayınlandı. Rehberi okuyan var mı bilmiyorum ama rehber çok güzel bir kaynak. O yüzden 2010'da yayınlanan bu rehberi okumanızı bir başvuru kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Rehberde neler vardır? Hem özellikle raporun nasıl hazırlanacağı ile ilgili hususlar vardı. Tabii rehber neyi esas almıştı? OECD rehberini esas almıştı. 1995 yılında yayınlanan rehberi ve dünya uygulamaları da o yönde devam ediyor. Bu şirketler için ya da ülkeler için tavsiye niteliğindeydi ama ciddi olarak bir milletler anlaşma gibi OECD rehberleri dikkate almaya devam ediyor. Mevzuatı de araştırdım. O yüzden bir bölüm üzerinden geçmeyeceğim. Bakarsanız. Kanundaki tanım bence çok algılaması zor bir tanım. İlişkili kişilerle yapacakları işlemlerde emsalcilerin hukuk ilkesine aykırı olarak tespitlikleri bedel ve fiyat üzerinden mal veya hizmet alım veya satılımları bunlarsa ortaya çıkan kazanç örtülü kazanç sayılacak. En basit tanımıyla ilişkisiz kişilere yapılan satışlarda kullanılan fiyat neyse ilişkili kişilere yapılan satışlarından ona uygun olması lazım. En basit. Burada tanım emin olun transfer fiyatlandırmasını anlatmamak için yapılmış gibi bir tanım. Neti bu. İlişkisiz kişilere ne fiyat uyguluyorsak ilişkili kişilere de aynı fiyat uygulayacağız. Bu kadar basit, net, herkesin anlayabileceği bir tanım oluyor. Evet, ne yapalım? İçinde unsurlar var. Neler var? İlişkili kişi kim? Fiyat ne? Emsal fiyat ne? Burada ilişkisiz kişilerin fiyatını alacağı buradaki emsal fiyat ne? Ardından da mal veya hizmetten kastımız ne? Alım ve satıma konu olan. Transfer fiyatı bir hususu belirtmek zorundayız. Transfer fiyatlandırması ülkemizde ilişkili kişiyle alım ve satımda sınırlıyken yurt dışındaki uygulamalarda transfer fiyatlandırması ile ilgili konulara işletmenin kendi bölümleri, iş ortakları ve bağlantılı diğer işletmelerle arasındaki işlemler içinde ayrıca aranmakta. Ama bizim o anlamda baktığımızda dünya uygulamalarına kaptığımız biraz daha dar kalıyor. Devam edelim. Transfer fiyatlandırmasına niye ihtiyaç duyuldu? Dünyada çok uzun yıllardır uygulanıyor. En kaba haliyle dünya uygulamalarına baktığımızda transfer fiyatlandırmasının bir vergisel amaçları, iki yönetimsel amaçları ve uluslararası amaçları var. Vergisel amaçları tahmin edeceğiniz üzere vergi nerede daha ucuzsa, evet vergi bir giderdir uygulamada aslında, vergi nerede ucuzsa orada kazancın vergilendirmesini amaçlamakta. Vergi düzenlemelerini bu şekilde kendi lehine uygulamayı amaçlamakta ama transfer fiyatlandırması bunu engellemeyi amaçlıyor. Yönetimsel amaçları ne? Daha çok şirketler, çok uluslu şirketler için veya şirketin diğer ülkelerdeki alım satım yaptığı firmalar için baktığımızda adaletli bir kar bölüşümünü sağlanması, performans değerlendirmesinin yapılması amaçlanıyor. O uluslararası olarak baktığımızda da nakit transferlerinin sınırlandırılması, nakit transfer eğer bir ülkede sınırlıysa siz daha esnek olabileceğiniz ülkelerde de alım satımı kaydırmak isteyebilirsiniz. Veya rekabetçi durum, işte ücretler, fiyatlar, ham madde ya da vergisel avantajlar nedeniyle kayacak mal ve hizmet üretimleri ve satışlarına buradaki ilgili şirketin vergi kaybının önlenmesi amaçlanmakta. Nihai olarak da
gerçek gider gelir maliyetlerini yansıtılması amaçlanmakta. Transfer fiyatlandırmasını çerçevede anlattık ama birbiri üzerinden geçtiğimizde niye transfer fiyatlandırmasını zaten söylemiş olduk ama çok uluslu şirketler var. Dünya globalleşiyor. Kimin nerede ticaret yapıp, kimde nerede üretip, nerede sattığı kavramları tamamen birbirine geçti. Global bir dünyadayız. Bu global dünya derken de ama vergi hala müstakil ülkeler üzerinden alınıyor. Bu durumda bu kadar karmaşık ortamda her ülkenin vergi idaresi verginin kendi ülkesine gelir olması için uğraşıyor. Şirketler de bunun tam tersine vergiyi nerede hazır ödeyecekse onun için operasyon yapmaya çalışıyor. Bu nedenle de bu global ticaretin artışı transfer fiyatlandırmasının bütün ülkeler için önemli hale gelmesine neden oluyor. Bunu söylemiştik, dünya uygulamaları var. ABD'nin ayrı uygulaması var ama Avrupa ve Avrupa ile bağlantı birçok yerde OECD uygulamaları dünya transfer fiyatlandırması çerçevesini çizmekte. Tekrar tanıma geri dönüyorum. Dünya uygulamalarını ve niye transfer fiyatlandırmasına ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra ilişkili kişi kavramı, üç ana kavramdan bahsetmiştik. İlişkili kişi, ilişkili kişinin tanımı çok geniş transfer fiyatlandırmasında, örtülü sermayedeki gibi bir sınırlama yok. Bu nedenle kurumun ortakları, ortakların ortakları, ortakların ilişkili olduğu diğer ortaklar ve zincirleme olarak devam ediyor. İlişkili doğrudan veya dolaylı olarak hem denetimde hem yönetiminde hem de kar dağıtımında pay sahibi ise ilişkili sayılıyor. Hatta o kadar komik ki eşler, eşlerin alt soy, yan soy 3 derece alta kadar giden çok geniş bir çerçevesi var. Hatta boşanmış olsalar bile hısımlık bağı transfer fiyatlandırması kapsamında bozulmuyor. Hala ilişkili taraf sayılmaya devam ediyor. Ayrıca bakanlar kurulunca vergi cenneti olan ülkelere yapılan bütün işlemler, burada artık ilişkili tarafı ortak, ortakla ilişkili diye bakılmadan alım satımın tamamı direkt ilişkili tarafla yapılan işlem sayılıyor. Ama tabii bununla ilgili vergi cenneti listesi şu anda yayınlanmış değil. Transfer fiyatlandırması tanımındaki öbür en önemli anonsu emsallere uygunluk. Emsallere uygunluk en basit haliyle söyledik, ilişkisiz kişilere yapılan alım ve satımlarda kullanılan fiyat neyse ilişkili kişilere de yapılan alım ve satımda kullanılan fiyatı bu emsale uygun olması anlamına geliyor. İç emsallere bakarken de öncelikle ve en kolay olarak da iç emsallere bakıyoruz alım ve satımda. İç emsal nedir? Aynı firmanın kendi sattığı ya da sattığı bir ürünü hem ilişkili hem de ilişkisi kişiye sattığı duruma bakıyoruz. Bu durumda ilişkili kişi, ilişkisi kişi sattığı fiyat birbirine yakın mı? Ya da yakın değilse bile birazdan detaylarını vereceğimiz düzeltmelerle ne kadar fark var? Bu düzeltmenin neler olduğunu söyleyeceğiz. Buradaki iç emsale bakmak gerekiyor. Ama şöyle durumlar da var. Eminim hepinizin karşısına gelmiştir. Bir firma yalnızca ilişkili tarafı satışta yapıyor olabilir. Yani içeride iç emsali olmayabilir. Bu durumda biz dış emsallere bakacağız. Dış emsal aynı malı başka bir firmanın kendi ilişkisi kişi sattığı durumlar. Burada dış emsalleri nereden bulacağız? O da ayrı bir problem ama iç emsal ve dış emsal olarak iki ana başlığımız var. Bunun dışında emsalleri belirlerken bir emsal fiyat aralığımız var. Nedir emsal fiyat aralığı? İç emsallere baktık ama bir mal belli bir fiyat aralığında, örnek veriyorum 100 lirayla 500 lira aralığında bir aralıkta satılıyor olabilir. Bu da çok mümkün. Bu durumda ne yapacağız? İlişkili kişi istatistik yöntemleri kullanıp burada mod, medyan, aritmetik ortalama, burada ortaya çıkan fiyatların, ilişkisiz kişilerle ortaya çıkan fiyatların emsal aralıklarını tespit edip ilişkili kişiyle yapılan ticaretin orada kullanılan fiyat ve bedelin bunun uygunluğuna bakacağız. Yani olay aradığımız tek bir fiyat değil, bir fiyat aralığı da olabilir. O yüzden istatistik yöntemleri kullanacağız. Karşılaştırılabilirlik analizi. Evet,
ki satışta ya da alımda kullandığım fiyat veya bedeli karşılaştıracağım. Karşılaştırırken nelere bakacağız? Bir kere aynı mal ve hizmet mi satılıyor ya da alınıyor? İşlev analizi. İşlev analizi dediğimiz şey rehberde çok detaylı olarak açıklanan bir husus. Üstlendiğimiz riskler ve işletmenin fonksiyonlarını yerine getirdiği fonksiyonlar o mal ve hizmet için aynı mı? Bunu karşılaştıracağız. Örnek olarak mesela sigortalıyor olabilir, iş yerinde teslim olabilir veya nakliye dahi satabilir ilişkili kişiye, öbürü nakliye hariç satabilir veya belli bir abade tanıyabilir, öbürüne tanıyamaz. İşlev analizi bu anlamda bu hususların bir bir yapılan, yerine getirilen fonksiyonlar, üstlenilen işlevler ve üstlenilen riskleri karşılaştırması anlamına geliyor. Ekonomik koşullara bakıyoruz. Ekonomik koşullar dediğimiz aynı ortamda vadeleri kontrol ediyoruz gene. İş stratejilerine bakıyoruz. İş stratejisi dediğimizde ilişkili kişi ile ilişkisiz kişi arasında baktığımızda bu şey olabilir, piyasaya yeni girmiş bir ürün olabilir veya o piyasada kalmak istediğimiz bir firma satışları arttırmak istediğimiz bir ürün olabilir ya da yeni bir üründür, fiyatı kırarak piyasaya girmek istenilen bir ürün olabilir. Bir bu anlamda ya da piyasadaki fiyatı korumayı amaçlayan bir firma olabilir. Bu nedenle iş stratejilerine, satış yapılan firmaya ilgili iş stratejilerinde hem ilişkili kişi için hem de ilişkisiz kişi için karşılaştırmak ve bunları analiz etmek gerekiyor. Sonuç olarak da eğer varsa sözleşme ilkelerini de her hususunu, ki bunlar aslında çok bağlantılı sözleşme ilkeleri derken bunların hepsini içeriyor aslında sözleşmeler. Sözleşmede tanınan farklı hususlar ilişkili kişi ve ilişkisiz kişilere var mı? Bunları da gözden geçirmek gerekiyor. Demin söylemiştim. Bir takım ilişkili kişiyle, ilişkisiz kişiye satışlarda ki fiyatları karşılaştırırken bir bir, aslında bu söylediklerimizin özeti bunlar, bir bir bunları unsur olarak sayarsak neleri karşılaştıracağız? Ürün çeşidini, vadesini, ödemenin türünü, işlem hacmini, pazar farklılığı, coğrafi farklılıklar, pazar türü, toptan veya perakende satış olup olmadığı, işlem tarihindeki farklılıklar, işlem ve riskler, teslim şekli ve iş stratejileri, yani az önce saydıklarımızın hepsini bir bir listelemiş olduk. Karşılaştırırken bunların her birinin her iki ilişkili kişiyle ilişkisiz kişi arasında fark olup olmadığını, eğer farksa ve bu fark parasal ise bu farkı emsal fiyata tespit ederken ilişkili kişi fiyatından, emsal fiyatından düşürmek gerekiyor ya da eklemek gerekiyor. Bunu özellikle dikkat edeceğiz. Yani bu bir anlamda alım satımdaki fiyatı düzeltmek demektir. Alım satımdaki fiyatı karşılaştırılabilir hale getiriyoruz. Yani ortada bir elma ve armut durumu var. Aslında aynı ürünün satışı var ya da alımı var. Ama buradaki fiyat bu hususlarda aynı mı? Bunu bir bir check edip bunu belgeleriyle de ortaya koymak zorundayız. Yani bunu yalnızca siz kendi gözünüzle baktınız ya da kendi aranızda konuştunuz, firma sahibiyle konuştunuz veya sizin firmanız, siz konuştunuz, kendi satışlarınızı değerlendirdiniz. Ama bunu ortaya koymak zorundasınız. Belgeyle, yani vade A firmasında 60 gün, ilişkili tarafıma satmışım 60 gün, ilişkisiz tarafıma satmışım 90 gün. Bunu yan yana getireceksiniz. O zaman ilişkisiz tarafa satılan satışta bir vade farkı var. O zaman bu vade farkını o fiyattan düzeltmek zorundasınız. Veya ilişkili tarafa iş yerine teslim etmişim. İlişkisiz tarafa nakliye dahi satmışım. Bu durumda o iki fiyatı karşılaştırırken nakliyeyi, o satışa isabet eden nakliyeyi ürünün bedelinden düşüp iki fiyatı karşılaştırılabilir hale getirmem gerekiyor. Bu nedenle daha sonra ilerleyen slaytlarda da söyleyeceğim üzere yan yana getirirken, karşılaştırırken bu işlev analizi tablolarında bu hususları bir bir check edip her bir alım satım için, aynı ürünün alım satımı için karşılaştırıp sizin çalışmalarınızda belgelemeniz gerekiyor. Yani bunu herhangi bir denetim veya istendiğinde verilecek diye kenara koymadan o yıl bittiği anda, hatta o satış yapılırken
ki ben kendi uygulamamızdan söyleyeyim. Bizde ilişkili tarafa bir satış varsa eğer, ilişkili tarafa satışın fiyat bedeli belirlenirken emsaller de aynı fatura ile beraber kopyasıyla kaldırılıyor. Bu o dönemde şunla satıldı, şu fiyat aralığından satıldı. Bununla ilgili ilişkisiz taraflara satışlarımızda var diye, eğer yoksa da o fiyatın verilme gerekçesiyle ilgili satış anında pazarlama ekipleri ya da satış ekipleri, her kimse bunlar ilişkili tarafları satışların sebebini koymak zorunda. Yani bu durumda mükellefiniz veya ortağı olduğunuz herhangi bir firma ilişkili taraf satışı varsa bunu dönem içindeki artık bir hareket olarak görmeniz gerekiyor. Bu standart hale gelmeli. Eğer mükellefinizse, mükellefiniz bu konuda uyarıp ilişkili tarafa satışım var. Bu satışın desteği, emsal, iç örneğin dış emsali varsa, iç emsali yoksa dış emsal olarak bu fiyatı, bu bedeli nereden belirlediğini bana dönem içinde belirlemek, en azından kendisi için belirlemek zorunda olduğunu iletmek, onları öğretmek zorundasınız. Kendi adıma söyleyeyim. Devam ediyoruz. Emsal bulmak için özellikle söyledim, dış emsallerde yurt dışı veri bankaları var. Türkiye için baktığımızda Merkez Bankası'nın sektör bilgileri var veya ilgili odaların sektör karşılaştırmaları ve fiyat aralıkları veya satış birim fiyatlarını belirledikleri listeleri var. Bunları dış emsalde dikkate alabiliriz. O da borsa birlik fiyatları karşılaştırmalarda dikkate alınabilir. Ama dış emsal için uluslararası şu anda yerli bir data yok. Yurt dışı kapsamlı bu firmalarla ilgili de bulunabilecek dış emsal fiyatları maalesef vergi idaremiz tarafından vergi idaremiz değil de yargı tarafından kabul görmedi. Dış emsalle fiyatına ilişkili tarafla satışını açıklayan bir firmaya Amadeus gibi bir veri tabanındaki bilgilerin kısa salınmasına hukuki isabet görülmedi diye içeriden bir fiyat bulmasına yolunu açtı. Bu tabii emsal bir karar ama şu andaki tek karar, ilerleyen günler ne gösterecek bilmiyoruz. Ama biz dış emsal bu tür veri tabanlarından buluruz dediğinizde de önünüzde bir risk var, onu bilin. Üçüncü ana unsur alım ve satım. Bu kapsam çok geniş. Neler giriyor? Alım, satım, imalat, inşaat işleri, kiralama, kiraya verme, ödünç para verilmesi, alınması, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin tamamı alım ve satıma konu mal ve hizmet. Kapsam çok geniş. Yani çok net olarak kendi gelir tablonuzdaki ilişkili taraflarla yaptığınız her türlü işleme transfer fiyatlandırması kapsamında listeleyip değerlendirmek zorundasınız. Yani burada kaçar mal ve hizmet alım satımı konu olacak herhangi bir kaçar bir konu yok. Kapsam çok geniş. Bütün işlemleri alt alta koyacağız. İlişkili taraflarla bunların her birini analiz edeceğiz. Analiz ederken emsal karşılaştırılabilirlik analizindeki en önemli şey emsalleri nasıl bulacağız? Bununla ilgili tebliğde 3 tane geleneksel yöntem var. Birincisi karşılaştırılabilirlik analizi. Diğeri mali tartı yöntemi. Diğeri yeniden satış fiyatı yöntemi. Bunlar en çok rağbet kıran ve müşterilerin ya da mükelleflerin kullandığı yöntemler. Diğer yöntemlerde işleme dayalı net kar marjı yöntemi. Bunların nasıl seçileceği ile ilgili tebliğde de detay açıklamalar var. Şimdi bir üzerinden geçeceğiz. Kar bölüşümü yöntemi. Bunların hiçbir uymuyorsa ki bu 5 yöntemden sonra mükellefçe belirlenecek yöntem. Bunun dışında da transfer fiyatlandırması, maliye ile anlaşma yoluna gitmek. İdarece belirlenen yöntem peşin fiyatlandırma anlaşmaları. Şimdi bu yöntemlerin neler olduğunu, yöntemleri kısaca üzerinden bir geçelim. Çok hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Çünkü daha örnekler anlatacağımız. Evet, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi nedir? Emsaller uygun fiyatının ilişkisiz kişilerin karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerinde uygulanan piyasa fiyatıyla karşılaştırılarak tespit edilmesi. Kitabi olarak bu ama en basit haliyle ilişkisiz taraflara yapılan satışlardaki fiyatla karşılaştırmak. En basit tanımı bu.
doğrudan ve en güvenilir yol, zaten en çok kullanılan yol. İşlev ve risk farklılıkları düzeltilebilirse, çok net olarak ortaya konulabiliyorsa zaten en basiti bunu kullanmak. Hangi usta? Aslında çok geniş. Emtia ticareti, mal satışları, komisyonlar, gayri maddi hak ödemeleri ve finansal işlemlerde kullanılabilir yöntemler. Ama tabii karşılaştırılabilir olması, iç ve dışensel bulunmanız gerekiyor. Bütün bu hususlarda bunları birbiriyle karşılaştırılabilir. İçeride ilişkili kişiyle ilişkisiz kişiye satışlarını bu şekilde düzeltilebilir, işlem analiziyle düzeltilebilir. Yani karşılaştırılabilir fiyat haline getirilebilmesi gerekiyor. Yani şöyle, satışınızın %90'ını ilişkili kişiye yaptınız A fiyatından, %10'unu B fiyatından ilişkisiz kişiye yaptınız. Ama arada yarı yarıya fark var. İçeride artık karşılaştırılabilir bir fiyat yok. Çünkü hacim olarak baktığınızda karşılaştırılabilir olması mümkün değil. Ama gene de orada bir analiz yapıp niçin karşılaştırılamadığını da ortaya koymak zorundasınız. Maliyet artı yöntemi. Emsallere uygun fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı koyularak bulunmasını amaçlıyor. Diğerinden farkı burada maliyetler esas ve daha çok pazarlama firmaları, distribütörlerinin yani kar esaslı çalışan yerler için dikkat alınabilecek bir oran. Buradaki emsalde tabii ilişkisiz kişilere yaptığı satışlardaki brüt kar oranı kullanması. Maliyet tabanı, evet onu söylemiştim. Maliyet tabanları aynı olacak ve muhasebe farklılıkları da giderilecek. Brüt kar oranı her zaman karlılıkta, mali tablolarda satış karlılığı falan hesaplarken problem olur. Satışı mı oranlayacağız, maliyeti mi oranlayacağız? Tebliğ bunu çok açık olarak belirtti. Buradaki brüt kar oranı maliyete uygulanacak. Yani satışta maliyeti çıkaracaksınız ve maliyeti uygulayacaksınız. Bu durumda buradaki karlılık hesabına çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, daha çok hizmet, ham madde, yarı mamul, mamul malların, imal edilen malların satışında, sözleşmeli üretim, uzun süreli tedarik anlaşmalarında kullanılıyor. İşletme içinden ilişkisiz kişilere uygulanan genel bir brüt kar marjı oranı varsa, yani iç emsal varsa, o zaman bunun uygulanması gerekir. Dış emsaller, eğer iç emsal yoksa da dış emsallerde sektörel bilgilerle dış emsal bulunması gerekiyor. Örnek var bir tane, örneğimiz üzerinden geçelim. A şirketinin ilişkili kişisi Y şirketi, ilişkisiz ki firma Z şirketi. Şimdi bakalım. Marjına baktığımızda ilişkili kişide 20 lira, ilişkisiz kişide 40 lira. Evet, ilişkili kişiye düşük bir kar marjıyla satmış görünmüyor herhalde. Kar marjı oranı TL olarak baktığımızda ilişkili kişide 8 lira ama ilişkisiz kişide 17 lira. Ama ne yapacağız dedik. Önce duruma baktığımızda düzeltilmesi gereken bir durum var mı fiyattan? Onu kontrol edeceğiz. Peki bakalım düzeltilmesi gereken bir durum var mıymış? İlişkili kişi dedi ama ilişkisiz kişiye bir satış iskontosu yapmışız. Pazarlama satış giderimiz herkes için ayrıştırmışız. Farklı oranlarda harcama yapmışız. Bu durumda brüt karı düzeltiyoruz. Demin brüt kar birinde 8 liraydı. 4 lirayı düştük, 4 küsur kaldı. İlişkisiz kişiye satışta 17 küsur liraydı. 3.40'ı düşürdük. Buradaki brüt karı TL olarak geldiğimizde 13 liraya düştü. Yani ilk gördüğümüz fiyat, o faturada gördüğümüz fiyat hemen emsal olarak alacağımız fiyat değil, düzeltilmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Düzelttik. Brüt kar ne oldu? Kar marjlarımız birinde %10, diğerinde %32 oldu. Maliyet oranladık gördüğünüz gibi. Peki, bunu düzeltmemize ne yarar var? Çünkü burada aradaki fark örtülü dağıtılmış kazanç sayılacak. O zaman aradaki dağıtım farkı bulmamız gerekiyor. O yüzden devam ediyoruz.
İlişkili kişinin kar marjı düzeltilmemiş hali %32, düzeltilmişi ilişkili kişinin %10. Brüt kar marjları arasındaki farka bakıyoruz. Bunları tabii düzeltilmişten yaptık. %21 kar marjı farkı var. İlişkili kişiye satışla ilişkili kişiye satış arasında. Bu durumda birim başına maliyetimiz zaten belli. İkisinde de aynıydı. Birim başına maliyeti düzeltilmiş brüt kar kadar arttırıyoruz. Burası kafa karıştırıcı olmasın. Direkt matrah farkını çıkarmak için böyle yaptık. Aradaki kar marjı farkından gittik. Siz bunu direkt düzeltilmiş satış fiyatından, kar marjından gidip aradan direkt çıkarma da yapabilirsiniz. Önemli değil. Prim başına arttırılmış brüt kar 9 lira. Gerçek satış fiyatımız 51 lira. Prim başına emsal fiyatı 61 liraya ulaştı. Bu birim olarak baktığımızda diyelim ki 50 bin birimde de bulduğumuz örnekler bir birim içinde. 50 birimlik bir satışta ilk gördüğümüz fiyattan 2 milyon bir hasılat var. Ama emsal fiyatta satış yaptığındaki satış hasılat 3 milyon 50 bin lira. Bu durumda mali tarif yöntemiyle artırılacak emsal, yani bu örtülü kazancı olan tutar 470 lira. İki hasılat arasındaki farkı bulmuş olduk. Burada sorusu olan var mı? Yine maliyet esasla gittik. Yeniden satış fiyatı yöntemi. Bu yöntem emsalden uygun fiyatın işlem konusunu tanımı okuyacağım. İşlem konusu mal hizmetin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin yeniden satılması durumunda uygulanacak fiyattan uygun bir brüt satış karını düşünmesi. Bu benim söylediğim pazarlama firmaları için de geçerli olan bir yöntem. Yine içeride iç emsallere bakıyoruz kar oranı için. Burada kar oranını iç yüzeye buluyoruz satış fiyatında. Bu arada emsallere burada bir örnek yolunun üzerinden geçeceğiz. Pazarlama firmaları demiştik, onu geçiyorum. Düzeltme gene de bir düzeltme dikkat alacağız. Evet, şimdi yeniden satış fiyatı yönteminde. Tam kelepi kurup Azerbaycan Piyano Şirketi'nden ev aleti alıyor ve Türkiye pazarlıyor. Ve %10 oranında bir komisyonla satıyor. Kontrol 62 ve kontrol dışı işlemler arasındaki farklar ne? Ana şirket B kurumu ve diğer işlemler bir garanti riskini üstleniyor. A kurumu ise diğer işlemler garanti riskini üstlenmiyor. Ana şirket B kurumuna reklam pazarlama, yani bu eskale edeceğimiz satış fiyatından düşürebilecek, karşılaştırılabilir hale getireceğimiz hususlar için bu durumda ilişkili kişilerle yapılan satışlardaki hususları bir bir alt alta koymamız gerekiyor. Burada da madde eleştirdik. Devam ediyoruz. Reklam pazarlama malzemeleri ücretsiz sağlıyor. İlişkili kuruma harcamalara katılıyor. Arada farklar var. Fiyat düzeltmesine ihtiyaç var. Kâr düzeltmesine. Evet, şimdi emsalcilere uygun fiyat nasıl hesaplanacak bakıyoruz. Kurumcu ilişkisi kişilerin satış fiyatı 3 bin lira. Emsalleri uygun satış fiyatı %10. Emsalleri iç yüzdeyle 1.1/10'la satış fiyatını ortaya koyuyoruz. İşlev ve risk farklılıklarını düzelttik. Reklam ve pazarlama maliyeti ve garanti maliyetleri ilişkisi kişilerin satışta yok diyorsunuz. Onları düzelttik. Emsalleri uygun fiyatı 2697 lira olarak belirledik. Evet, burada satışlar, burada net kar marjını ortaya koyarken de distribütörlerle maliyetler üzerinden, satışlar üzerinden ve varlıklar üzerinden karlılıkları tabii işlemin konusuna göre ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Eğer bu bir önceki örnekteki gibi ortada ilişkili kişiyle ilişkisi kişiye satışta bir kar marjı yok, bu satışta daha çok ilişkili kişi o satışla ilgili ya da alımla ilgili hem alan hem satan tarafı bu satışta bir fonksiyon ve işlevi var ve bu işlevler bölünemiyorsa, yani en basit örneği üretici firma ve pazarlama firması. Burada fonksiyonları tam olarak bölmek mümkün değil. Bu durumda herkese üstlendikleri riskler ve fonksiyonları oranı da karın belli oranda görüşülmesi esasına dayanıyor.
yüksek bir kar marjını. Pazarlama firmalarında bu pazarlama ile ilgili giderler düşündükten sonra iç daha çok dış emperyada piyasada belirlenen kar marjına yakın bir kar marjını satış yapan distribütörde kalması ya da satış firmasında kalması amaçlanıyor. Ama dediğim gibi daha çok işle fonksiyonları görünemeyen daha çok işli kişi yani içeride içerisel direkt distribütör, işli kişiye distribütörlü veya satış anlaşması olan firmalar açısından geçerli. Bu şekilde kar görüşümü yöntemini net belirlemiş oluyoruz. Bunun dışında bütün bu saydığımız ilk 5 tane yöntem dışında hala karşılaştırma sağlanamıyorsa bir kere ben şu yönteme göre belirledim diyorsa o zaman bu belirleme buyur ama ne yapacak? Bu 5 yöntemle niye karşılaştırılabilir ya da belirleyemediğini açıklayacak. Ondan sonra da karşılaştırılabilir fiyat için hangi analizi yaptıysa o analizin bilgi, vergi ve hesaplamalarını saklayacak. Bunun dışında da son yöntem diyebileceğimiz maliyeli anlaşma yöntemi var. İlk yerelde bir de bu çok kısaydı. Daha sonra düzenleme ile kapsamı genişletildi. Bir takım avantajlar getirildi maliyeli peşin fiyatlandırma anlaşması yapılmasına. Peşin fiyatlandırma anlaşması yapılacaksa maliyeye ben satış fiyatımı böyle belirleyeceğim. Maliyenin bu fiyat belirleme yöntemini kabul etmesi gerekiyor. İncelenmesi gerekiyor. Maliye kabul ettikten sonra kabul ettiği tarih itibariyle de 3 yıl ilişkili taraflara o peşin fiyatlandırma anlaşmasındaki fiyat kullanarak satış yapılması ya da alım yapılması gerekiyor. Ama tabii bunun avantajı 3 devlet vergisi anlamına gelmiyor. Maliye her zaman transfer fiyatlandırmasını bu peşin fiyatlandırma anlaşmasına uygun olarak alım satımı yapılıp yapılmadığını kontrol için denetleyebilir. Peşin fiyatlandırma anlaşmasını yapan firmalar bizim transfer fiyatlandırması raporumuzu düzenlemeyecekler. Onlar tebliğin ekinde yer alan ek 1'deki peşin fiyatlandırma anlaşması ile ilgili raporu düzenleyecekler. Ve onlar da beyanname vermek içinde maliyeye onu vermek zorundalar. Ama yıllık transfer fiyatlandırma raporunda sorumluluğundan kurtulmuş oluyor. Buraları anlattık, o yüzden geçiyorum. Merak etmiş olabilirsiniz. Şu ana kadar 1-1-2013 tarihi itibariyle Türkiye'de 3 tane firma peşin fiyatlandırma anlaşması yaptı. Bu kapsamın daha geç olması beklenilebilir. Ama öte yandan da daha çok uluslu, yani kendi kişisel kanaatim ilaç firmaları ya da sektörel büyük firmaların yapması beklenirdi. Ama bu sayı şu anda çok az. Efendim? Sektörleri yazıda yoktu. O yüzden de ama bildiğimiz kadarıyla söyleyeyim, ilaç firmaları. Evet, şimdi bu 7 tane peşin 7 tane karşılaştırılabilir emsal fiyatı tespit etmek için yöntemi saydıktan sonra biz hangi yöntemi kullanacağız deyip şöyle bir anahtarı üzerinden geçelim. İç ve dış emsal, alım veya satımda, ilişkili taraflarla yapılan alım veya satımda iç emsal ve dış emsal bulmak mümkün mü? Mümkünse o zaman karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçiyoruz. Eğer değilse, iç emsal ve dış emsal yok, o zaman brüt karlılık oranı bizi bir yere götürüyor mu ona bakacağız. Evet, brüt karlılık oranı ile ilgili iç ve dış emsal varsa o zaman da maliyet artı ya da yeniden satış fiyatı yöntemini seçeceğiz. Maliyet artı yönteminde maliyetler esas üzerinde kar koymak mümkünse bu şekilde gidiyoruz. Ama yeniden satış fiyatı yöntemi bu ikisinden birini karşılaştırmamız gerekiyor. Ama bir kere daha söyleyeyim. Her seferinde bu yöntemlerin bir bir yapılan işlem alım ve satıma uygulanması ve bu sebeple bu yöntemi seçemedik.
denmesi, bunun ortaya konması gerekiyor. Bu nedenle ben tek bir yöntem üzerinden karşılaştırılabilir fiyat yöntemini seçtim. Ya da atıyorum kar bölüşüm yöntemini seçtim deyip geri kalan yöntemleri elemek mümkün değil. Niçin olduğunu ya da olmadığını belge ve hesaplamalarla ortaya koymak zorundasınız. Devam edelim. Brüt karlılık oranını kullanmak mümkün değil. O zaman neye bakıyoruz? İşleme dayalı bir kar var mı? Güvenilir karşılaştırma yapmak mümkün mü? İşleme dayalı dediğim için deminki örneklerdeki söylediğimiz mesela işle risk fonksiyonları karşılaştırılabilir. Daha herkesin üstlendiği risk ve işlem oranında kar bölüşümü mümkün mü? Veya işleme dayalı net kar marjı ortaya konabiliyor mu? O zaman buna bakacağız. Bunların hepsi hayır diyorsak artık ne yapıyoruz? Mükellefçe belirlenen yöntem ekliyoruz. Veya artık maliyeli peşin fiyatlandırma anlaşması yaparsınız. Bu yöntemlerle ilgili sorusu olan var. Bir hesap döneminde birden fazla yöntem her bir işlem için her yöntem seçebilirsiniz. Ama şöyle her bir işlem. Diyelim ki kiralama için bir yöntem. Kiralama var işlem kişiyle. Bir de mal satışı var. Mal satışına karşılaştırılabilir fiyatları. Ama ne yaptınız? İki ayrı işlem vardı firmayla. Yani sürekli bütün yıl boyunca mal sattınız. Bütün yıl boyunca kiralama var. Ya da farklı veya bir hisse satışı var. Mesela hisse alımı var. Üç ayrı alım satıma hizmet verdiğiniz üç ayrı alım satıma konu durum var. Bu durumda her birinin bu yöntemlere göre karşılaştığı eserlere uygun fiyatının ortaya konulamadığına bakacaksınız. Yani mal alım satımı, kiralama ve hisse alım satımı. Baktınız. Burada karşılaştırılabilir fiyat yöntemi içine dışarısı hem var, mümkün mal satışına dur kullandınız. Kiralamaya geldiniz. Kiralamada karşılaştırılabilir fiyat yok. Dış emsal, bu durumda dış emsal edebilirsiniz. Veya diğer yöntemlere. Ama başka bir yöntem seçebilirsiniz. Hisse alım satımına geldiniz. Hisse alım satımında içeride iç emsallere ya başka satışlar var mı baktınız. Veya atıyorum bir rapor yazdırdınız. Bu raporu da yerine kaldınız. O bir dış emsalde olun. Çünkü bir uzman kuruluşa bu değerlemeyi yaptırdınız. O zaman bunu ortaya koyacaksınız. Yani her mal ve hizmeti, ayrı mal ve hizmet konularını ayrı yöntemlere belirleyeceksiniz. Zaten iki kişi düzenlerken de onu daha detaylı, daha şekli olarak tutur belki. İlişkili tarafla ilgili işlemleri alt alta koyuyorsunuz. Mal sattım, kiraladım, hisse sattım, finansman gelirim var, giderim var, finansman hizmetim var. Sonra her birinin yöntemi. Her biri için ayrı yöntem belirtebilirsiniz. Ama kesin ödülü ortaya koymak şart. Maliyet artı yöntemi, daha çok üretim ve patronları kullanmıyorsa, yeniden satışta işte biz yüklüyor, kuru ayrama, satış yapan firmalar. Çok kesin değil yalnız bu sonuçları onu söyleyeyim. Şimdi söylediğiniz gibi yöntemi her bir kişiye yine bahsediyorsunuz. Ama esasında eğer bir firma çok fazla üretim yapıyorsa, üretim veriyorsa, maliyet artı seçimi ya da işte ama bir kere daha söylüyorum. Her yerinde, her bir yöntemi yan yana koyacak, karşılaştırılabilir fiyat hangisinde ortaya konabiliyorsa, maliyet artıyla karşılaştırılabilir birbirine geçişler çok rahat olabilir. Bunda çok kesin değil. Önemli olan sizin belge ve dokümanla bu yöntemi niçin seçtiğinizi söylüyor. Yani işlem izleyicinin bu dönemi yoksa firmanın faaliyet konusunu öyle. Karşılaştırılabilir fiyatı nerede buluyorsunuz onu? Siz savunacaksınız. Ben ilişkili tarafla ilişkisiz taraf arasında ki satın alım ve satımı karşılaştırıyorum. Neye göre karşılaştırıyorum? Kullandığı fiyat bu diyeceksiniz. Yani bu şekilde düzeltebiliyorum. Kar marjı ise kar marjı. Maliyet artı yöntemi ise maliyet artı. Evet. Yani çok keşke çok kesin işletmeler olsaydı da mal satışlarında karşılaştırılabilir fiyat işte burada da şey kar bölüşüm yöntemi diye koyabilseydik. Ama distribütörlük ilişkisi var. Ama karşılaştırılabilir. Bizden fazla distribütörümüz var. Ve bunlar arasında fiyatlar karşılaştırılabilir de olabilir. O zaman ilk yöntemi seçmiş olabilirsiniz. Peki maliyet farkı yerinden seçeceksin. Avantaj farkı var mı? Burada her bir örnek olayı için değerlendirmek zorunda. Avantaj farkı yok. Önemli olan tek bir şey var.
ilişkili tarafla ilişkisiz taraf alım ve satımında emsal bulmanız. Karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koymak. Eğer karşılaştırılı koyamıyorsanız zaten örtülü kazanca gidiyoruz. Bu durumda da niye gene ortaya koymanız lazım? Örtülü kazancın çapını ortaya koymanız gerekiyor. Vergisel avantaj var ve bugün size örtülü kazanç olarak gelip, rapor olarak gelir, merak etmeyin. Orada vergisel avantaj aramayın. Bunu bir vergi planlaması aracı gibi düşünmeyin. Siz alıp satımı yapmasınız. Niçin yaptığınızı ortaya koyuyorsunuz. Vergi planlaması değil burası. Örtülü kazanç var mı yok mu'nun hesabı bu. O gözle bakarsanız çok değerli olur. Ben bu fiyatla, şunu söylüyorsanız, ben ilişkili kişiye emsalim var, şu fiyattan sattım ve bunu her zaman savunurum. Okay. İncelemeye açık bir konu. Ama size düşen ne? Bir incelemede bu fiyatı savunabilmek. Veya fark varsa da farkta anlaşabilmek. Yani matrah farkı deminki örnekte 470 lira çıktı. İncelemeye elemanı o farkı 1 milyon 470 ile çıkarabilir. Bu durumda sizin o matrah farkına yol açacak rakamları yan yana var. Bu kadar fark var. O farkı da ortaya koymak zorundasınız. O yüzden vergi planlaması aracı olarak düşünmeyin. Evet, yöntem, buyurun. İşte onun için emsal fiyat aralığı dedik ya, emsal fiyat aralığında analiz yapıyoruz. Yani savunulabilir, o fiyatı savunuluyor musunuz ya da? Mesela %5 fark çıktı, ben onu savunabiliyorum. Savunmak ne demek? Demek ki o işlem analizinde düzeltmeleriniz var demek, o mu? Savunmaktan kastınız o mu? Gerçekten ben bu %5 farkla sattım, evet. Sattım, açıklamam ne? Ne söyleyeyim, açıklama söyleyeyim, duyalım. Bir şey söyleyeyim. Tamam, örtülü kazanç var orada. Oran yok, gerçekten oran çok üzgünüm yok. Bir de olsa var. Size şunu söyleyeyim, bir şeyde eleştiri olarak aldık, rapor olarak gelmedi ama bir hisse satışında 1.997 TL fiyat, emsal fiyat raporda belirlenmiş. 0.997 TL. Biz birine yuvarladık. 0.003 farktır dedi. Yani evet. Dediğim gibi yani yöntemlerde keşke size reçete gibi verebilsek. Bu tamamen sizin belgelerle ortaya koymanız gerekiyor. Yani bir. Ben bu yöntemi seçemedim. Bu. Seçtim. Bu. Yani yöntemleri niye seçemediğinizin her birine söylemek zorundasınız. İlk yöntemden başlarsanız mı aynı şey? Bu yöntemleri seçemediğiniz. Evet. Yani ben bir, o yöntem bir yöntem sırası değildir söyleyeyim. Karşılaştırılabilirlik ilk yöntem en çok kullanılan ve iç emsal bulması yani. O yüzden zaten en çok kullanılan ve iç emsal bulması en kolay yöntem olduğu için. Hani sanki onu bulduk mu gerisi ama brüt kar marjını saptıran bir şey var. O zaman siz her birindeki durumu ortaya koyup yani burada bu kadar bir matrah farkına örtülü kazanca yol açabilir. Burada bunu açabilir, burada açılabilir. Ama düzeltmelerle ben nereye geliyorum ortaya koymak zorundasınız. O yüzden birinci yöntemde buldum, bitti, yok. Evet, başka? Var, evet. Şimdi Maliye İdaresi'ni yakından takip ediyorsanız bilirsiniz, transfer fiyatlandırması daire başkanlığı kuruldu. Eski ekipler bunu klasik denetimlerin içinde yapıyorlardı. Ama artık denetimin adı gelirken, o inceleme tutanağını başlarken transfer fiyatlandırması. Yani firmaya transfer fiyatlandırması denetim olarak geliyor. O yüzden de artık onların ekipleri de ayrı. Ve uzun sürüyor. Gerçekten uzun sürüyor. Hani rapor, bilgi, belgeleri verseniz bile
Onlar ekstra çalışmalarla bu kendi sizin yaptığınız analizleri yeniden yapıyorlar. Buna valla burada şimdi kayıt oluyoruz, o yüzden de şey yapayım ama kapsamı geniş tutup kısa biniyorlar. Şimdi burada bu işlemi ortaya şöyle ilişkili taraf bu durumda personel, çünkü ücretle ilişkisi dışında bir alım satım var. Bu durumda ortaya koyup iç dış emsaller, yani benzer firmalarda oranlarda indirimler sağlanıyor mu onu ortaya koymak lazım. Buyurun. Var mı başka? Evet, devam ediyoruz yöntemleri. Yani yöntemleri, bir yöntem bulduk, olay bitti yok. Yöntemlere hakim olmak ya da her bir işlem bazında, mal ve hizmet alıp satım bazında bütün yöntemlerin üzerinden, tabii bütün yöntemler deyince hani şey şey yok tabii, peş fiyatlandırma anlaşmanız yoksa onun haricinde yöntemlerin üzerinden geçiyorsunuz ama biraz istatistik bilgi ve biraz da eğer özel program kullanmıyorsanız ciddi bir Excel analiz çalışması gerektiğini onu söyleyeyim. O kadar basit olmuyor çalışmalar. Transfer fiyatlandırmasının vergisel sonuçlarını biz sizi daha fazla sıkmayayım, biraz da Hakan Bey anlatsın. Peki vergisel sonuçları az sonra. Ama 15 dakika ara vermeyelim, bir 5 dakika böyle ihtiyaç molası gibi yapalım.